Herkese yeni bir videodan merhaba. Şu anda yine Arlanda'dayım. Geçenki videoda söylemiş olduğum gibi Amsterdam'a gidiyorum. Kardeşimle beraber bu sefer tek başıma gitmiyorum. Beraber iki günlüğüne Amsterdam'a gidiyoruz. Hem de orada çok uzun zamandır istediğim Duman'ın konserine gideceğiz. Bir türlü Stockholm'a gelmiyorlar. Bu sefer Amsterdam'a gitmeye karar verdik. Amsterdam'da zaten görmek istediğim bir yerdi. Hem de konserle denk gelince gayet iyi oldu. Şu anda uçağı bekliyoruz. Yaklaşık bir saat var. Güvenlikten falan geçtik. Burada oturuyorum. Umarım güzel bir Amsterdam gezisi olur bizim için de. O zaman orada görüşmek üzere. Şeye geldik. Böyle bir Christmas marketine geldik. Sıcak çikolata aldık. Hava buz gibi gerçekten. Tamam, İsveç kadar soğuk değil ama yine de... Snowman'imiz eriyor. Aynen, böyle içinde eriyen bir çikolata aldık. O şekilde belki birazdan bu spotene kaymaya gidebiliriz. Yani ben çok iyi değilim aslında. Ama ben Tuba... ikna konusunda çok iyiyim. Tuğba iyi. O kursuna gitmişti. Buspaten'in kursuna. Şimdi bakalım çikolata içeceğiz ve belki sonrasında kaymaya gideceğiz. Burası aslında müzelerin olduğu kısım. Biz de bugün Van Gogh Müzesi'ne girecektik. Fakat ben önceden bilet ayırtmadığım için bugün çok doluydu. Yarın aldık. Van Gogh Müzesi'ne girmek için tekrar geleceğiz. Ya da ben bunu alayım. Sana bunu alayım. Ben de biraz daha. Buz patenin oraya baktık ama bize biraz pahalı geldi. Yani mesela Stockholm'da daha ucuz. Paten fiyatları. Öyle olunca paramızı oraya harcamak istemedik. Red Light Street'e giriyoruz. Orada biraz böyle değişik bir yermiş. Bayağı turistik bir yer. Bu arada yarın müze, Van Gogh Müzesi için bilet aldım. Alabildim sonunda. Oraya gireceğiz. Maalesef Anne Frank'a bilet kalmamış. O da bu akşam var. Tek ama bu akşam biz konsere gideceğimiz için Anne Frank'a gidemeyeceğiz. O şekilde. Şimdi Red Light District'e geldik. Hatta gidiyoruz. Her yer böyle marihuana gibi bir şey kokuyor. Çok değişik. Neyse. Sonra Chinatown'a gittik. Sadece bir tane market gibi bir şey vardı. Şimdi nereye gidiyoruz? Patates yemeye gidiyoruz. Evet. Evet.
bir tane. Evet, şimdi Starbucks'ta oturuyoruz. Tony's'te kendi çikolatalarımızı yaptık. Ama böyle hazırlanması 2 saat falan sürüyormuş. Onları bekliyoruz. Akşam konser için hazırlanıyoruz. Daha sonrasında konser alanına gideceğiz. Mümkün olduğunca en önlerden yer kapmaya çalışacağım. Bayağı gitmek istediğimiz her yere gittik aslında. İşte kanalları gezdik. Daha sonrasında Red Light City'ye gittik. Biraz değişik bir yerdi gerçekten. Ama gelmişken görülebilir yani. Herkese ikinci günden tekrardan merhaba. Yine çıktık. Bu sefer saat 12 çeyrek geçe Van Gogh Müzesi'nde rezervasyonumuz var. Bugün oraya gideceğiz. Bu arada dün konser gerçekten çok güzeldi. Biz zaten en öndeydik. Bir daha gitmeyi çok isterim. Şimdi gidip önce bir kahvaltı yapacağız. Daha sonrasında Van Gogh'a geçeceğiz. Ondan sonra da gezeceğiz. Öyle. O zaman görüşürüz. Been lucky all my life, even with the wrong advice. Another calm advice sparks the song of sacrifice. The act of rolling dice is rolling out to acting nice. Now I got an active wife who always gotta ask me twice. Put that task on ice, gasping at this fascist price. They try to fasten rights, all you hear are caption bites. I need to change, think it's time to unplug. Focus on my family and friends, nothing above. That's a dub, express your energy by showing love. Any negativity gets pushed out like a shove, yo. Luck is preparation, meeting opportunity. It's best to be invested before Oppo has its tune to me. And if you're new to me, I hope you stay here for a while. The flow I got to give is stretching longer than the Nile. She know I love her smile, cause it's never out of style. The life I live is lucky, cause the stress I have is mild. Evet, şu anda saat 6. Biz de akşam böyle sokakta ışıkları görmek için çıktık. Çok güzel gözüküyor, çok güzel süslemişler. Aslında biz 9.50'de uçağa binecektik. Fakat yine bir uçak vakasıyla karşı karşıyayım. Şöyle oldu, sanırım uçağımız rötar yapacak. Sanırım diyorum çünkü herhangi bir mail ya da mesaj gelmedi bana. Ama havayolu şirketinin uygulamasında uçağın ertelendiği yazıyor yaklaşık 1,5 saat kadar. Daha saat 6 olduğu için biz yine sanırım uçağın normal kalkacağı vakitte gideceğiz. Yani ne olur ne olmaz gibisinden. Ama hala vaktimiz olduğu için buz pateni ve Noel Market'in orayı bir de akşam görmek istedik. Çok güzel ışıklandırıyorlar çünkü her yeri. O şekilde oradan da havalimanına geçmeyi planlıyoruz. Bu zaman orada görüşürüz. Dönüş uçağımız iptal oldu ve biz hala Amsterdam'dayız. Dün
size en son buz patenine gideceğimizi söylemiştim. Havalimanına gitmeden önce. Hatta uçağımızı rötar yaptığını da söylemiştim. Yaklaşık 1,5 saat kadar. Daha sonrasında yolda yürürken bir mail geldi havayolu şirketinden. Uçağınız iptal edildi diye. Bir 5-6 dakika sonra yeni bir mail geldi. Uçağınızın tarihi ve saati güncellendi diye. Uçak 18 Aralık'a ertelenmiş. Ve aktarmalı bir uçuş olacak. Buradan Danimarka'ya, Danimarka'dan İsveç'e şeklinde. Biz burada sadece 2 gün kalmayı planlamıştık ve hani başka bir otel rezervasyonumuz da yoktu. Sonrasında havayolu şirketiyle iletişime geçtim direkt. Genel olarak havayolu şirketi uçağı kendileri iptal ederse sizin konaklamanızı ve bir sonraki uçağı bekleyene kadar yeme ve içme masraflarınızı karşılamak zorundalar. Hemen internetten bir otel rezervasyonu yaptım. Biz de şu anda kaldığımız otelde kahvaltı yapıyoruz. Daha sonrasında çıkıp biraz daha dolaşacağız. Aslında da gitmek istediğimiz her yere gittik. Bir tek Anne Frank'ın evine gidemedik ama onun da zaten hafta sonları yine kapalıymış, baktım. Yani bilmiyorum. Genel olarak bugün öylesine gezeceğiz muhtemelen. O şekilde yarın öğlen umuyorum ki artık uçağa binebileceğiz. Ve akşama doğru da İsveç'e gidebileceğiz umuyorum. Öyle, o zaman tekrar görüşürüz. Girl, you better grow up. This life gets cold, man, it's over. 1 minute I love you, then it's over. I ain't really even tryna get to know ya, know ya. Girl, you better grow up. This life gets cold, man, it's over. 1 minute I love you, then it's over. I ain't really even tryna get to know ya, know ya. I'm gon' cut that bitch off. If you ain't gon' fuck, you gettin' flipped off. Pay attention to you, that sound like a rip-off. Yes, sir, pretty bitches really got me pissed off. I ain't capping with tradition and no twist off. Biz Stockholm'a indik. Umarım bu videoyu son kez açıyorum artık. Amsterdam gezisini bitirmiş olduk böylelikle. Uçağın iptal olması maalesef kötü oldu. Yani çok iyi oldu diyemeyeceğim şimdi. Yine değişik bir sorunlu demek istemiyorum ama yine böyle biraz macera dolu bir gezi oldu benim için. Bu sefer Tuğba da işin içindeydi. O zaman... Ve kapatalım. Bekle.